Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Ağacından kopup gelen dal peygamberimize nasıl şahit olmuştur? Tirmizi gibi hadis kaynaklarında Hz. İbn Abbas gibi zatlar haber veriyorlar ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir bedeviye bir arabiye şöyle dedi. Araite in da'utu hazi izqa min hadhi nakhla ateshhedu anni rasulullah. Şu ağacın dalını çağırsam benim emrime itaat ederek benim yanıma gelse sen benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul eder misin diye o bedeviye sorar. Bedevi de evet. Eğer o ağacın dalı senin sözünü dinler yanına gelirse senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul edeceğim der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ağacın dalına işaret eder ve ağacın dalı ağaçtan atlayarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Tekrar Peygamberimizin emriyle ağacın dalı ağacına geriye döner. Allah-u Teala'nın izniyle ve emriyle bütün kainat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediği ve birçok nevi Peygamberimizin mucizesine mazhar olduğu gibi o ağaç nevi de, ağaç türü de ve ağacın o dalı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine amade olarak sözünü dinler ve yanına gelir. Demek ki ağaçlar, taşlar, hayvanlar o zatın sözünü dinliyorlar ve hal dilleriyle, yaptıklarıyla onun Allah'ın elçisi olduğunu tasdik ediyorlar. Eğer bizler akıllı ve şuurlu olduğumuz halde bu kadar mucizeleri görmemize rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımazsak veya tanıdığımız halde emirlerine itaat etmezsek, yolundan gitmezsek acaba o taşlardan daha taş, o ağaçlardan daha ağaç durumuna düşmez miyiz?